şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Kulunun bu ve benzeri çıkışlarıyla yerinde gezi olduğunu iyice belli etmesi üzerine Kılıçdaroğlu evladım dediği İmamoğlu'nun ne Hinoğlu Hin olduğunu anlamış bulunuyordu. Cevabın sen nasıl istersen başım gözüm üstüne hadi bana eyvallah olacağını zanneden İmamoğlu fena halde yanılıyordu. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Burayı. Bu noktada şimdi biraz geçmişe gidelim. Meral Akşener kazanacak aday diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kartlarını açmıştı. Daha sonrasında ise Meral Hanım'ın her iki başkan için mavi boncuk siparişi verdiği gözlerden kaçmıyordu. Nihayetinde Meral Hanım Ekrem Bey'i tercih etmiş, abla kardeş sevgi yumağı oluştururken kameralara aldırış bile etmemişlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, ikilinin arasına giren ünlü karakter oyuncusu edasıyla vaziyet almakta oldukça cesurdu. Seçimin kaybedilmesinin ardından koltuğunu İmamoğlu'na karşı korumak amacıyla MYK'da değişikliğe giden Kılıçdaroğlu maalesef kimseyi mutlu edemedi. Çünkü beklenen değişim bu değildi. Beklenen değişim, daha doğrusu İmamoğlu'nun beklediği değişim, Kemal Bey'in istifa etmesi ve koltuğu ona teslim etmesiydi. Fakat Kemal Bey buna hiç de hevesli değildi. Tekrar başa dönecek olursak, Kılıçdaroğlu başarılı mı? Başarılı değil. Kılıçdaroğlu çalıştı mı? Evet, çalıştı. Partide değişimi gerçekleştirdi mi? Evet, gerçekleştirdi. CHP'yi laik fanatizminden kurtarmak adına yoğun çaba gösterdi. Ve bence doğru yolda. Yöntem doğru, fakat halkı ikna etmeyi başaramadı. Geniş kitlelere inandırıcı gelmedi. Peki istifa etmeli mi? Bizce Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı olması olası görünmüyor. Yine de Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyorsan yorumlarınızı bekliyoruz.